Eğer bir şey ücretsizse ürünsüzsünüzdür. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bu videomuzda sizlere son dönemde çok büyük bir problem haline gelen bu WhatsApp'ın verilerimizi, hangi verilerimizi aldığını, verilerimizi niye aldığını ve neden kullanmak istediği konusunda Osman'la bilgi vermek istedik. Sildim ya. O kadar. Elimin tersiyle geçtim, Telegram'a geçtim. Zaten Telegram'a bir geçtim yalnız. Baktım annemle babam bile katılmış, dedim sizin nereden haberiniz oldu? WhatsApp'ın düşmanı. Benim de dostumdur. Ben şöyle başlamak istiyorum. Başla. Ey WhatsApp, sen kimsin ya? Sen kimsin? Avrupa'ya gelince yok, bize gelince var. Ben buna karşıyım işte. Ben de buna karşıyım. İşte buna karşı. Ben de buna karşıyım. Dünden beri şimdi bazı arkadaşlar şöyle bir şeyler diyorlar. Baktım, ya diyor Amerika senin verini ne yapsın? Yok benim konuşmalarımı alıp damga mı yapacak bilmem ne. Arkadaşım ben onu değilim. Yani tamam diğerleri de alıyor verilerimizi. Şimdi diyorlar ki bazıları da işte Amerikalılar alıyor da Ruslar almıyor mu? Kardeşim Ruslar da alıyor ama Ruslar çifte standartlar uygulamıyor en azından. Evet herkes de. Avrupa'ya neyse sana da o. Evet. WhatsApp ne yapıyor? Avrupa'dakilerin verilerini almıyoruz. Tamam onlara geri çektik ama Türklere dayatmaya devam. Böyle bir susarsak o zaman ya ne olacak kafasıyla gidersek, ya bizim verimi alsan olacak, şöyle mi olacak kafasıyla gidersek ileride başka dayatmalar da yaparlar. Ben işte buna karşı. O yüzden ben de sildim WhatsApp'ı ya. Sildim attım. Komple. Sildim ya. O kadar. Elimin tersiyle geçtim, Telegram'a geçtim. Zaten Telegram'a bir geçtim yalnız. Hani onda mesajlar açık ya. Bakıyorum o katıldı, o katıldı, o katıldı, o katıldı, o katıldı. Vallahi böyle bir kavimler göçü gibi katılmış ya. Baktım annemle babam bile katılmış. Dedim sizin nereden haberiniz oldu? Onlar da biri bir video atmış. Oradan indirmiş babam. Açmış mı açmış bir şeyler yapmış dedim. Vay aslında ya. Şimdi belki şunu merak ediyorsunuz. WhatsApp bizden hangi verileri alıyor? Daha doğrusu aslında birçok uygulama bizden veri alıyor arkadaşlar. Şimdi onu ekranda da gösterirsiniz ama WhatsApp'ın topladığı veriler şu. Telefon numaramızı alıyor zaten. O zaten mecburen alıyor. Fix o. Rehberimizi alıyor, görüyor. Yani. Cihaz kimliğini görüyor. Konum bilgisini görüyor. Yaklaşık ve tam olarak ikisini beraber görüyor. Satın alma geçmişimizi görüyor ve performans verilerimizi görüyor. Aslında burada şunu söylemekte fayda var. Şimdi kafa karıştıran şey şu biraz. WhatsApp bizim aslında en azından söylediği böyle WhatsApp'ın bu arada. Hani senin attığın fotoğrafı, efendim yazdığın metini görmüyor. Yani görmek istemiyor daha doğrusu. Ama görmek istese görür mü? Bence görür. Fakat burada konu olay şu. Orada diyorlar işte uçtan önce şifreleme yapıyoruz. Ama istese görür. O hikaye onu geçeceksin bir kere. Buradaki konu şu arkadaşlar. Senin davranışlarından WhatsApp bir anlam çıkararak bunu pazarlıyor. Evet. Yani diyor ki mesela şimdi bunu seçimlerde yaptılar işte en basit. Evet. Bu Amerika bu ne skandalıydı? Cambridge Analytica skandalı. Analytica skandalında olan buydu zaten arkadaşlar. Trump'ın seçildiği seçimde yapıldı işte. Aynen. İşte mesela halkın neye eğilimi varsa mesela diyor ki bak bu halk buna eğilimli. İşte cumhuriyetçilere eğilimliyse cumhuriyetçilerle ilgili haber yok. Biz işte bu satın alımlardan sallıyorum işte bu işte girdiği sitelerden vesaireden vesaireden bunu çıkarttık. O yüzden sen de tabii şimdi bu bağlamda açıklamalar yap. Şöyle algoritma senin mesela atıyorum siyasi kimliğinden tut da dini şeyine kadar algılayabilir. Neden? Bir şeyi beğeniyorsun mesela. Bir şeyi yani, izliyorsun, canım, bir şeyi okuyorsun. Oradan senin o çok basit bir şey zaten. Evet, çok basit. Özellikle sosyal medyayı faal kullanan birisi için yani girin böyle profiline bakın arkadaşlar. Zaten siyasi davranışlarından tutun da böyle hangi markalara yakın olduğuna kadar evet, her şeyi anlarsınız. Her şeyi çözün. Evet. Zaten hani o konuda aşmışlar. Onu artık kimse bir şey demiyor. Atıyorum şimdi Lego diyorsun. Salladım. Telefonu bir açıyorsun. Lego reklamları geliyor karşına. Evet. Hiç alakan olmamasına rağmen. İşte burada buradaki sorun şu. Mesele burada tabii ticari olarak kullanmaya da karşı çıkıyoruz ama buradaki temel sorun şu. Manipülatif taraf aslında insanlar endişelendi. Çünkü Facebook bunu yaptı daha önce. Cambridge Analytica skandalında arkadaşlar biliyorsunuz Facebook bir de yapan adam da yine Zuckerberg olunca hiç insanın güvenesi gelmiyor. Evet, evet, hani evet. Sallıyorum şimdi Apple böyle bir şey yapsa desek ya biz böyle bir araştırma için falan ama şey hani bugün de bir metin yayın amaçlardı ya sabah yok işte bizim bunu yapmamızın sebebi aslında şuydu buydu falan ya, filan evet, evet. Ama Zuckerberg olunca işin içinde i̇nsan hiç insan ne şüphelenmesin güvenmiyor, direkt. Güvenmiyor. Yani. Evet. Şimdi bu verileri topluyor, onu söyleyecektim. Ne yapıyor? Şöyle düşünün, Facebook'ta siz küçük bir işletmeniz var, reklam vereceksiniz. Mesela Facebook'ta reklam verirken size hangi bölgede, hangi konumda, hangi konularla ilgili olan insanların yaş aralığına kadar size bir veri sunuyor. İşte bu veriyi nereden alıyor Facebook arkadaşlar? Big data. Big data dediğimiz işte bu bir şeyi beğeniyorsun, beğenmiyorsun. Şimdi diyor ki WhatsApp,
sen diyor bu kendi WhatsApp'taki verilerini Facebook'ta da paylaşarak diyor o dataların daha iyi hale gelmesini sağlayacaksın diyor. Şimdi bu tabii ilk bakışta masumane görünse de az önce söylediğimiz gibi seçimlerde şurada burada manipülatif hareketler oluşturmak için kullanılma riski olduğu için ki bunu yaptı daha önce Facebook. Bu kadar infial oluştu. İnsanlar işte Telegram'a geçti, BIP'e geçti, farklı şeylere geçtiler. O yüzden böyle bir... Bu arada BIP'te ondan az veri toplamıyor yani. Daha fazlasını toplamıyor. O tabloda göreceksiniz o tabloda. Ama yani. Burada hani bizim amacımız şey değil. Hani WhatsApp veri topluyor, BIP daha fazlasını topluyormuş. BIP'e geçeceğim ama WhatsApp'ta kalırım. Bu değil arkadaşlar. Burada hani bizim demek istediğimiz olay WhatsApp'ın biraz çifte standart uygulaması. Avrupa'daki ülkelere yani. Tamam sizin dediğiniz gibi olsun kardeşim. Türkiye'ye gelince, Türk vatandaşlarına gelince ki bugünkü gönderilen maille bile şeyden sonra ne olacak diyor ya kaç Şubat'ta o? 8 Şubat. 8 Şubat. Peki en altta yazmışlar. Peki 8 Şubat'tan sonra ne olacak? Bunları kabul etmeyenler WhatsApp'ı kullanamayacak. Kullanmayız. Ki şu anda bayağı bir millet şey yaptı yani. Yok bir de ben burada şunu söylemeye çalışıyorum mesela. Bence tepki de göstermeliyiz. Neden? Tabii ki abi yani ben bunu diyorum işte ya. Yani sen iyi bedava veriyorsun de iyi bizim her şeyimizi kullan. Evet. Her şeyimizin üzerinden faydalan. Ama Avrupa'dakileri kullanma. Avrupa'dakini kullanma. İşine gelen ülkelerde kullan. Onlar, biz 5. sınıfız onlar 1. sınıf. Onlara şey yap. Avrupa'da feci kanunlar var ve çok ciddi cezası var. Yani öyle böyle değil. Bizde de var şimdi. Bu sosyal medya. Bunlar zaten daha temsilci zaten. Atamadılar. Son atamasınlar ya bırak. Bırak atamasınlar. 5 gün falan kaldı. Kapansın. Ben sana söyleyeyim. 5 gün sonra Instagram var. Instagram'ı yerine de başka bir şey buluruz yani. Tamam. Zaten Facebook artık millet kullanmıyor. Evet. Böyle şey için oyunlara giriş uygulaması falan olarak kullanıyor. Aynen. Kimlik kartı gibi bir şey. Aynen. WhatsApp'ın yerine de al. Bir günde bak Telegram'a geçtik. Ki geçenler genelde memnun. Çok daha geniş özellikleri var. Bu arada Telegram hangi bilgileri veriyormuş? Telegram demişken onu da söyleyelim. Telegram'da arkadaşlar genel olarak kişileri veriyor değil mi abi? Evet. Uçtan uca şifrelemesi varmış. Uçtan uca şifrelemesi var ama şöyle bir şey var Telegram'da. Gizli sohbetler de varmış. Aynen. Gizli sohbet olarak açmanız lazım. Yoksa normal açtığınız zaman uçtan uca şifreleme yok. Yani uçtan uca şifreleme de ne bileyim çok mu önemli? Yani benim için açıkçası çok da önemli değil uçtan uca şifreleme. Şimdi benim Özgür Çetin'le konuşmam birileri almasan olur yani. FBI ajanı değiliz, bir şey değiliz ne bileyim. Yani hiçbir şey yok. Yarın abi şu haberi görelim. Teknoloji hakkında şeyleri evet, değişik ne olur yani. Hatta bu da önemlidir kimileri için ama ne bileyim hani ben çok fazla takılmıyorum o yere. Onun haricinde rehber alıyor. Bir de cihaz kimliği alıyor arkadaşlar. Ama Telegram'da konum yok. Konum bilgisi almadığı için konum gönderme olayı yok. Bir tek o dezavantajı var. Onu da zaten bence düzeltebilirler şu anda. Maşallah BIP yalnız her şeyi topluyor. Telefon numarası, rehber. Bir annemizin kızlık soyadını almıyor. O da ama zaten Türkcell'de vardır. O yüzden alıyor. Sonra da alır. BIP çok şey alıyormuş. Ama yalnız BIP'te bir pazar yeri mantığı var ya. BIP'i de ben indirmiştim. Bir giriyorsun böyle keşfet var. Keşfete tıklayınca hani insanlar çıkmasını bekliyor ya. BIP'te ürünler çıkıyor. Şunu da büyük fırsat, bunu da büyük şey. Yani oradan ya, ekmek peşini Türkcell işte kendisi de. Signal bir tek telefon numarası alıyor arkadaşlar ama genel itibariyle hani Telegram'a göre biraz daha şey signal böyle. Biraz daha basit galiba. Basit ve biraz geliştirilmesi lazım. Ama uçtan uca şifreleme var bütün mesajlarında. Artı bu bir vakfın uygulaması arkadaşlar. Signal Vakfı diye bir vakıf uygulaması. Dolayısıyla kimsenin değil. Hani internette şöyle bir şeyler vardı. Yok Elon Musk'ın bu uygulama falan. Elon Musk önemli diye. Adam altı üstü bir signal kullanın dedi. Yani bunu da öylesine dedi yani. İyi niyetle de olabilir. Hani ben şunu düşünmedim. Troll gibi öyle. Hani reklam olarak düşünmedim arkadaşlar bunu açıkçası. Bazıları demiş Signal'in reklamını yaptı falan da. Hiç sanmıyorum yani. Adam WhatsApp'a hani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla WhatsApp'ın düşmanı. Benim de dostumdur demiş. Benim de dostum. Ha, Telegram'ı söylememesinin nedeni de Rus menşei olmasıdır bence. Hani Ruslar da malum biliyorsunuz çok böyle güvenilir şeyleri yok yani. Zaman zaman evet. Özellikle bu bir hackerlık konusunda. Aynen. Çin 1, Rusya 2 zaten. Amerika 3. Hatta bilmiyorum artık sıralama değişebilir belki. Bu üçünün arasında şey yapıyor. Yani arkadaşlar günün sonunda bu tarz uygulamalar biliyorsunuz çok klasik bir laf olacak belki ama hani eğer bir şey ücretsizse ürünsizsinizdir. O yüzden verilerimizi, bilgilerimizi ama mesela BIP'in topladığı verilerde fotoğraflar, videolar, ses kayıtları falan bunların olması bana absürt geldi açıkçası. Yani benim fotoğraf verimi niye topluyorsun ki? Gerek var mı yani ne bileyim enteresan. Belki bir şey için gerekiyordur ama bilmiyorum tabii ki yani. Onlar da aslında günün sonunda yani bir WhatsApp'a doğru gitmek istiyor. Yani şimdi buradaki bu anlık mesajlaşma uygulamanın hepsinin mantığı o zaten. Yani sana niye ama bedava Telegram hizmet versin çok hoşuma gitti. Hayır sana niye bedava hizmet versin ki bu adam? Düşün Osman. Bedava işte burada para kazanma mantığı şu bunlara şu anda yani. En azından Zuckerberg'in. Verilerini toplayayım. İşte tamam işte onu diyorum. Bunlara yani. Bunu satamıyorum. Bari bunların verilerini satayım dedi.
Zuckerberg. Kiminle dans ettiğini daha bilmiyor. Evet. Şimdi Türk halkı bir kinlendi, tamam mı? Herkes şimdi teker teker. Bence geri şey adım atacak yani. Ama Facebook bak dedi dersin. Atacak seve seve. Çünkü 3 gün 5 gün sonra bu temsilci atamazsa zaten bir reklam kısıtlama cezası gelecek. Onu da atacak. Bu kararından da geri adım atacak. Mecburen. Zaten rekabet kurumu verilerin toplanmasını durdurmuş. Evet. Bir soruşturma başlatmış ve verilerin toplanmasını durdurmuş. Tabi rekabet kurumu bunu el atacaktır sonuçta. Yani sen Avrupa'ya toplama, Türkiye'den toplamaya devam edeceksin de bu iş öyle yürümez. Ya bu koyunu güdeceksiniz ya bu diyardan gideceksiniz. Yok zaten ben birkaç yerde de yazdım bunu, söyledim de. Devleti bu konuda bence bir şey yapması lazım. İşte biz yapalım. Tamam, bireyler olarak biz yapalım ama devlet de bu konuda el atmalı. Şimdi şu an el atıyor. Çünkü böyle hani bir kişinin, iki kişinin hani Osman'ın özgürlükleri ismi meselesi değil yani. Yok ya, yani iki kişi değil ya. Hayır, şunu demek istiyorum. Herkes tepki gösteriyor. Eyvallah ama toplumsal bir tepki devlet tarafından desteklenmesi lazım. Neden? Çünkü hani ben çıkıp Facebook'a tamam tepkimi gösteriyorum. Göstermeliyim ve devam edelim buna. Ama bir taraftan da devlet de gösterirse daha etkili oluruz diye düşünüyorum ben. Onu buna bırak da Gülçetin. Sen hangi uygulamaya geçeceksin onu söyle. Ben Telegram kurdum ya. Epeydir, yani hiç kullanmamıştım ben. Telegram hiç kurdum. Hiç kullanmamıştım, evet. Kurdum. Şimdilik orası duruyor ama WhatsApp'ta da hemen vazgeçecekmişim gibi görünmüyor, öyle söyleyeyim. Evet, biraz WhatsApp bekleyelim bakalım 8 Şubat'a. Şimdi Telegram'a biraz alıştı ama böyle gayet. Emojiler falan da çok güzel. Biraz ya daha buradaki, böyle serbestsin. Buradaki sorun ama şey değil. Yani karşındaki insan sen evet. Telegram'da var, hepsi var. İşte onu demiyorum. Hani hepsi geldi. Bir sen yoktun, sen de geldin. Tamam, ben geldim artık, herkes Telegram'a geçsin diyelim o zaman. Evet, videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ya şimdi adamları da sen şey altında zaten Telegram'a geçsin falan. İstersen de istemez de bipe geçin yani arkadaşlar. Dedi diye bir uygulama varmış. Dedi ben varmış. De onu ilk defa duydum. Hatta bir tane neyin uygulaması vardı ya? Bizim bir yine kamu kurumunun bir uygulaması varmış. Şimdi o da hatta normal halkın kullanımına da sunulacakmış da şimdi ismi aklıma gelmedi. Duymadığım bir uygulamaydı yani o da. Ben varmış yani bayağı mesajlaşma uygulaması. Ya var tabii de burada hepsi konuştuğumuz şey yani bunlar. Yani burada mesele benim geçmem, Osman'ın geçmesi değil. Şimdi senin karşındaki muhatap olduğun insanların da orada olması gerekiyor. Tapas platform olan bir şey var. Şu anda Telegram mesela en gördüğüm kadar. Yani WhatsApp'tan sonra Telegram en çok kullanılan Telegram. Telegram zaten kullanılıyordu. Evet, aslında kullanan bayağı geniş yeni bir şey vardı. Evet, evet. Ama şimdi hani WhatsApp böyle bir yamukluk yapınca. Kusura bak WhatsApp. Yamuk dedik ama yamuk sunar bir de. Ne oldu? Millet alternatif ilk sırada çıkan WhatsApp'tı. Bu Signal'de zaten Elon Musk'ın şeyi neyse. Tabii canım, Elon Musk olmasın, kimsenin haberi yoktu ondan yani. Elon Musk dedi diye ben bir anda. İlk defa duydum yani, ben açıkçası. Ben de ilk defa duydum onu. Signal. Hatta Signal de buna şey yapmış, dişmacının şey var ya. Elon Musk bile Signal kullanır. Öyle bakarsan mesela öyle bir sürü vardır o tarz hani anlık belki. Var. Binlerce vardır yani. Ama hani tabii hangisini güvenilir, yani. Hangisi güvenilir değil, onlar tartışılır. Evet. Sonuç olarak arkadaşlar WhatsApp'ın hani bu kullanılmama nedeni şu anda yani bizim size WhatsApp'ı bırakın bir köşeye dememizin nedeni hani diğerlerinin çok masum olması vesaire değil, WhatsApp'ın yaptığı ayrımcılık. Evet. Bunu diyebiliriz. Burada yoksa işte benim verimi almış, Özgür Çetin'in verisini almış. Yani Özgür Çetin'in verisini alsan olur, almasan olur. Benim verimi alsan olur, almasan olur ama hepimizin verisini alınca işte bir anlam ifade ediyor. O veriler bir anlam ifade etmeye başlıyor. O da bu pazarlama işine giriyor biraz da. Eğer ki bunu Avrupa'dakilere de yapacağız deseydi bu kadar sert tepki çekmez. Bunu da belirtmek gerekiyor. Evet. Ama Avrupa vatandaşlarını muaf tutup Türkiye'ye yapmaya devam edeceğim. Türkler üzerinde bunu uygulayacağım. Bizi kobay ülke yaparsa sonucuna da katlanır. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.